Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle çok etkili bir çalışma paylaşacağım. Şimdi hep diyeceksiniz ki ya Tuncay Bey hep her şey etkili diyorsunuz. Evet, inandığınız sürece her çalışma çok etkili. Buna inanın. İnanmak diyoruz çünkü. İnanmak nedir? Bir şeyin olduğundan emin olmak. Yani inanmak sadece onun olduğunu bilmek. Peki bu çalışmanın etkisini nasıl daha fazla artırırız? Şimdi öncelikle yapacağımız çalışma düşünce ve duygular elektriksel alanla manyetik alanın birleşiminden oluşan elektromanyetik alan oluşturmak. Bunu defalarca ben söylüyorum size. Elektromanyetik alan yani his deyip geçmeyin ona. Sizin yaymış olduğunuz bir elektriksel ve manyetik alandan bahsediyoruz. Birleşiminden, elektromanyetik alan. Çekim alanı dediğimiz şey bu zaten. Şimdi yapacağımız çalışmada arkadaşlar, bir kere düşünce olarak hayalinizi belirliyorsunuz. Ardından onu duyguyla besliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Benim bir hayalim var. İyi de o hayali hangi duygu besliyor? Şimdi sevgi dediğimiz bir alan var, iki duygudan biri. O sevgi alanı sınırsız. Oradaki enerjiyi ne kadar yükseltirseniz, ne kadar size his olarak yani elektromanyetik alan, şimdi elektriksel alanla elektromanyetik alan birleştiğinde bir elektromanyetik alan oluşuyor diyoruz ya, o ne kadar sizi etkiliyor? İnancınız orada işte önemli bir rol oynuyor. Yani ben bunu ne kadar hücrelerimde hissediyorum. Bu çok önemli. Şimdi yapacağımız çalışma bilinçaltı dediğimiz alan sembollerle ve his dediğimiz o elektromanyetik alanla iletişime geçiyor. Cümleler yetersiz kalıyor demiştik. Şimdi peki bunu bu çalışmada hem sembol hem elektromanyetik alanı kullandığımızda o yüzden biraz önce çok etkili dedim. Oradaki etkisi son derece güçlü oluyor. Yani bilinçaltı çok net bir şekilde sizin mesajınızı almış oluyor. Ve o mesajı aldığında o sonsuz bilinmez, hani jöle tabakası gibi olan alanda atom altı parçacıkları oluşturmaya başlıyor. Yani hayatımıza yansıyan bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben sizden öncelikle şunu söyleyeceğim ön hazırlık olarak. Bu videoyu yapmadan önce, yani çalışmadan önce diyelim ona, önce bir izleyin. Kendinize bir gün verin. Neden bunu söylüyorum? Sabah uyandığınızda ön hazırlık olarak öğlene kadar veya akşama kadar planladığınız bir durumu düşünün, hayal edin. Bakın bu planlanmış belirli bir durum olarak. Yani işe mi gidiyorsunuz, aracınızla mı, metroyla mı, otobüsle mi fark etmiyor. Yani planladığınız süreci önce hayal edin. Öğlen kaçta yemek yiyorsunuz? Aynı şekilde hayal edin. Nerede yiyeceksiniz? Hayal edin. Her şeyle o gününüzü planlayın. Ve onu aynı hayal edin ve yaşayın. Belirlediğiniz bir plan, planladığınız bir süreç. Yaşayın. Akşam eve geldiğinizde rahatlayın. Gece uyumadan önce yatın ve hayalinizin üzerine çalışın. Şimdi bu son derece etkili olmasının ilk adımı. Bilinçaltı hayal etti, yaşadı gün boyu, hayal ediyor, yaşatacağım gibi bir denklem kurar. İşte bu yüzden son derece etkili diyorum. Yani sadece klişe işte etkili etkili anlamında söylemiyorum. Bunu yaparsanız çok etkili olacak. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Benim söylediğim gibi ön hazırlığınızı yaptıktan sonra da bu vereceğim çalışmayı gece uyumadan önce beyin dalgalarınız henüz alfaya geçiş sürecindeyken yapın. Belki de uyuyup kalacaksınız. Bırakın bilinçaltınız onu geceleyin. Bir güzel güncellesin.
Gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir rahatlamak adına burnumuzdan derin bir nefes alıp ağır ağır ağızdan dışarıya verelim. Bunu böyle bir 5 kez yapıyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağızdan ağır ağır nefesimizi veriyoruz. Hadi bir kez daha. 3 4 ve son kez. Yine burnumuzdan derin bir nefes alıp ağızdan ağır ağır verelim. Nefes alışverişinize doğal bir şekilde, doğal bir ritmik şey olarak aralıklarla devam ediyorsunuz şu an. Bir süre dikkatinizi nefesinize verin ve çalışmamıza başlayalım. Şimdi öncelikle hayaliniz ne? Tek bir dilek üzerinden ilerliyoruz, unutmayın. Nedir o? Düşünce olarak ne hayal ediyorsunuz? Gözlerinizin önüne getirin önce, düşünce olarak. Öncelikle gerçekleşmesini istediğiniz hayaliniz ne? Çok net olmalı. Ne istediğinizden emin olmak zorundasınız. Bu bir araba almak, ev almak, duygusal ilişkide hayalinizdeki kişiyle beraber olmak, kariyer noktasında yükselmek fark etmiyor. Hayatınızın her alanında neyse o dileği önce düşünce olarak belirleyin. O süreci gözlerinizin önüne getirin. Nedir? Hayatınıza nasıl yansıyor bu? Şu anki bulunduğunuz, olduğunuz durumdan ne farkı var? Net, berrak bir şekilde ne istediğinizi gözlerinizin önüne getirin. Ve bu hayalinize geometrik bir şekil isteyin bilinçaltınızdan. O an aklınıza gelen neyse, örneğin daire mi, üçgen mi, kare mi, küp mü fark etmiyor. Ne geldiyse gözlerinizin önüne onu alın. Şimdi bilinçaltınıza düşüncelerinizi bir sembole aktardığınızı ilettiniz. Yani sembol verdiniz ona. Diyelim ki bu bir daire. Ne geldiyse diyorum, benim söylediğime odaklanmayın. Ne geldiyse, daire geldiyse daire. Şimdi bunu iyice belirleyin arkadaşlar. Ve onu böyle başınızın üzerinde bir sembol olarak bir karış üzerinde tutun. Orada olduğunu algılayın. Daire ise bir daire duruyor başınızın üzerinde. Şimdi bu yatay, dikey fark etmiyor. Bir daire duruyor. Şimdi bu düşünceye nasıl o duygumuzu eşlik edeceğiz? Peki bu hayaliniz size nasıl hissettiriyor? İçinizdeki kıpırtı, kendinize olan bakış açınız, olaylara, insanlara, onların size olan bakış açısıyla bu his düzeyinizi artırın. Kendinizle gurur duyuyorsunuz. Karşı taraf ilişkiler ise size sevgisini, saygısını son derece yüksek bir şekilde, net bir şekilde hissettiriyor. Hayatınızın her alanında, iş dünyanızda bu hisle nasıl davranırdınız? Kendine olan özgüveni yüksek, kendini değerli hisseden, kendini sevdiği için sevildiğini bilen, kendini saydığı için sayıldığını bilen siz nasıl hareket ederdiniz? İşte burada duygu yavaş yavaş hisse dönüşsün. Bunu da iyice belirlediğinizde buna bir renk isteyin bilinçaltınızda. Renk, herhangi bir renk. Diyelim ki mavi geldi. Böyle. Bir deniz mavisi. Bunu da böyle üç çakranızı yani kök,
sakral ve göbek deliğinizin arkasına denk gelecek şekilde solar plexus dediğimiz alan. Yani ne diyoruz? Bu alanı kapsayacak şekilde bir renk orada oluşturun. Bayağı bedeninizin içinde enerji topu gibi düşünün bunu. Diyelim ki mavi dedik. Masmavi o üç çakranızı da içine alacak şekilde orada belirleyin onu. Böyle oluşan bir girdap gibi adeta. Küçükten büyütebilirsiniz. Nasıl hissediyorsanız. Şimdi arkadaşlar, bunu yaparken yukarıda biraz önce örneğini verdiğimiz geometrik şekil, benim verdiğim örnek daire, aşağıda da mavi, sizinki değişik olabilir. Ve bunları 17'den aşağıya sayacağım. 1 dediğimde tam kalp bölgenizde birleştireceksiniz. Yani daire kalbinizde olduğunda içi de masmavi olup bütün bedeninize yayacaksınız bunu. Ve o artık daire olmaktan çıkıp veya geometrik şekil olmaktan çıkıp bedeninizi kaplayan bir enerji haline geldiğinde hayalinizin içinde birebir kalmanızı istiyorum. O anı yaşamanızı istiyorum. Ol hali dediğiniz. Hazır olun ve sayımı başlatacağım. Aynı anda ikisi, biri yukarı biri aşağıya kalp bölgenizde, göğüs bölgenizde birleşecek, unutmayın. Ve birleştiğini hissettiğiniz an, yani o geometrik şeklin içi, o renk olduğu an birleşecekler. Çünkü onu bütün bedeninize yayacaksınız. Hadi başlatıyorum şimdi. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bırakın bu renk tüm bedeninizi kaplayıp hayallerinizin gerçeğe dönmesini sağlayın. Hayalinizi birebir şu an yaşıyormuş gibi hissetmenizi istiyorum. Gün içinde yaşadığınız eylemler kadar doğal olmalı. Planladınız, yaşıyorsunuz. Planlıyorsunuz, yaşayacaksınız. İyice hissedin. Burnunuzdan derin bir nefes alıp karnınızı şişirip birazcık tutun ağızda ve ağzınızdan hızlı bir şekilde nefesi verip gözlerinizi açın. Şimdi arkadaşlar bunu bir önünüze bu videoyu bir örnek olarak alın. Şu anda yaptınız yapmadınız. Önemli olan bunu size bir format olarak verdim. Şimdi yarın sabah ne yapıldığını biliyorsunuz. Eğer aklınıza takılan bir yer, kaçırdığınız bir yer varsa bir kez daha izleyin. Ve uygulamaya dökmenizi istiyorum. Videodan yapmayın bunu şu anda. Yani söylediğim anda. Sabahleyin ön hazırlığınızı yapın. Akşam yatmadan önce, tabii ki yapmadan önce tekrar bir bakıp şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Ve ardından yattığınızda tamamen olayı uygulayıp
Belki de uyuyup kalacaksınız. Belki bitirdiğinizden sonra mışıl mışıl uyuyacaksınız. Bırakın bilinçaltınız bunu güncellesin. Unutmayın, hayallerimiz gerçekleştiği an ve yerde bizim doğal bir sürecimiz olur. Yani hayal ettiğiniz kadar kendinizi coşkulu ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. O yüzden hayallerinizin gerçekleştiğini dahi bazen fark etmeyebiliyoruz. Farkında olun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.